Esselamu aleyküm aziz dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun kardeşler. Allah'ın izni ve inayetiyle yola çıktık. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet hükümde Rabbimiz ulaştırır. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim yıkay. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamla. İnşallah önce Ankara'ya, sonra da Antalya'ya yolcuyuz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın vefatından sonra Medine'den çıkıp ta Hint Alt Yarımadası'na kadar, Çin hududuna kadar fetihler gerçekleştirdi. Üniversitemizde proje pazarı var, hareketlik var. Hem Bartın'ımızdan hem çeşitli illerden proje pazarına katılımlar var. Eğitim fakültesi. Saat 3'e kadar dersimiz vardı. İnşallah 3.30'da Ankara yolundan aracımız geçecek. Oradan inşallah biz de sevdiklerimize vasıl olmak için koşturuyoruz. Dünya bir koşuşturma meydanı. Geçen hafta da burada bir ağaç dikimine şahit olmuş. Biz de bir ağaç dikmiştik. Orman işletmesi şefliğinin burada bir etkinliği vardı. Ama araması gerekiyor. Rabbimizden niyazımız 9000'e yaklaşan Filistinli kardeşlerimizin kanına susamış zalimlerin elbette defterleri dürülecektir. Biz buna inanıyoruz. Öncelikle kendimiz inanacağız ki sonuç alalım. İnanmadığımız bir davaya ne hizmet edilir, ne de himmet ve gayret gösterilir. Yeryüzünün en büyük davası tevhid davasıdır. Bugün tevhid davasını sürdürenlerin sanki yenilmiş imajı gibi, bir imajın hasıl olması gibi bir durumu asla kabul etmiyoruz. Hani küllerinden ihya olmak diyoruz biz buna. Küllerinden yeniden ihya olmak. Allah Teala'nın İbrahim suresinde ifade ettiği ayete araçların birisi geliyor. Birisi gidiyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِي الْأَبْصَارِ Zannetme ki zalimlerin yaptıklarından Allah gafildir. Onların hesabını gözlerinin dışarı fırlayacağı bir güne bekletiyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifadesiyle orada bir kuş evini de gösterelim. Bartın Üniversitesi'nde görüldüğü gibi atalarımızın yadigarı olan kuş evlerinin bir örneği yaşatılıyor. Şu alan beden eğitimi ve spor
bilimlerinin daha önce Besyo Şehit Ömer Haris Demir Meslek Yüksek Okulu olarak açılmıştı. Şimdi Spor Bilimleri Fakültesi olarak hizmet veriyor. En geniş kütüphanelerden bir tanesi, karşıdaki camimiz henüz hizmete açılmadı. Ya Fettah denilerek hizmete açılacağı günleri murat ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika içinde aracımız üniversitemizin cümle kapısından çıkıyoruz. Taç kapısından soldan inşallah Ankara yoluna çıkacağız. Hani eskiden bu tür etkinliklere araçlarımızla gidiyorduk. Belki birkaç hocamız birlikte gidiyorlardı. Bugün benzin uçtu yani. 1'in 5'e satıldığı günleri yaşıyoruz. 7 liralık benzin bir anda 40-50 bandına doğru yükseldi. Şimdi biraz düştü, 35-38 aralarında. Yani buradan Ankara çok da uzak değil. Yani aracınızla 2-2,5 saatlik yol, ama yani gidiş geliş size pahalıya patlıyor tek giderseniz. Aileli bir hocamızın hafta sonu tatilini burada geçirmeyip Ankara'ya gittiğini düşünün. Yani o hafta kazancı tamamen benzin parasına gidecektir. Bir de yolda aracın bozulma riski, tamir riski, Allah korusun kaza riski de var. Güvende değiliz zaten. Her an Rabbimiz bizi liyabluvakum eyyukum ahsenu amela. Üniversitemizin taç kapısından çıkıyoruz. Bartın Üniversitesi. Pazartesine kadar Allah'a emanet olun. Bu gibi aktivitelere pandemiden sonra daha az katılımlar sağlanıyor. Yaklaşık 10 dakikada ben buraya indim yani. Hemen üstten Ankara hattına çıkacağız. Buradan da çıkabiliriz. Karşıdan gideyim, farklı bir yol olsun. Araçların biri geliyor, biri gidiyor. Bartın 11 kilometre uzaklıkta. Biz köprünün altından öbür taraftan, sağdan gideceğiz. Aracımız garajdan çıkmak üzere. Biz de vaktinde geldik. Orada bir kardeşim var. Acaba alttan mı gidiyor, üstten mi gidiyor? Soralım kendisine. Aziz Allah. İkindi ezanı okunuyor Bartın'da. Rabbimiz kıyamete kadar ezanlarımızı susturmasın, bayraklarımızı indirtmesin, kirli düşman çizmesi şu mukaddes vatan topraklarına bastırmasın. Kamil Koç'u mu bekliyorsunuz? Burada mı duruyor acaba? Ben Lüks Bartın'ı bekliyorum. Lüks Bartın. Ha. Burada duruyorlar. Hiç belli olmaz. Yukarıdan geçerse almaz. İleride durmak. Sizin farklıdır. Benim Ankara. Hayırlı günler. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Eşhedü en Muhammeden Resulullah.
Bizi havasız, susuz ve vatansız bırakma Allah'ım. Hayy alassalâh. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Kutlu Bey yazıcılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Salatı kaime. Et Muhammedin il vesilete vel fazilete ve derecete rafiya. Ve basu makaman mahmudin illeyi ve atte hallettehu şefaati yevmel kıyame. İnneke la tutukun mihad. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kıyamete kadar Rabbimiz ezanlarımızı susturmasın. Bayraklarımızı indirtmesin. Kirli düşman çizmesi şu mukaddes vatan topraklarına bastırmasın. Mustafa Hocam da ikindi ezanını itame erdirdi. Üniversitemizi Ankara yolundan seyrediyoruz. Karşı beyaz binalar kız yurdu. Hemen minarenin üstündeki büyük bina hocalarımızın ve idari personelin lojmanları. Biz çarşıda oturuyoruz. Üstteki bina biraz önce önünden geçtiğimiz eğitim fakültesi, idari bilimler fakültesi. Onun üstündeki bina mühendislik fakültesinin idari binası. Tam direğin üst tarafındaki bina mühendislik fakültesi, aradaki bina yemekhane. O üstteki binanın şu anda ortada görünen bina Mehmet Akif Ersoy derslikleri. O binanın hemen kenarında, burada görünmüyor, bizim ofislerimizin bulunduğu bina. Biz zaman zaman buradan geçerken buradaki ağaca da dikkat çekiyoruz. Daha önceki senelerde gösterdik. Bu Trabzon hurması. Yaklaşık daha şöyle bir 15-20 gün sonra mahsul alabilir. Olgunlaşmaya başlamış aslında. Yenilecek kıvama hemen hemen gelmiş durumda. Bazen araçlar çok hızlı gidiyor. Biz her ihtimale karşı
köprünün üstüne çıktık. Aracı rahat durdurabiliriz diye. İnşallah pas geçmez yani. Görüldüğü gibi az bir yağmurdan, nemden hemen bahçeyi kardeşlerimiz ekiyorlar. Şu anda araç çıktı çıkacak yani. Çıkmak üzere bizim Ankara aracımız. Bol sayıda lahana var. Burada hani lahana sebil. Cumartesi Antalya'da sunacağımız inşallah. Üç tane bildirimiz var. Kötü alışkanlık ve davranışların hem fert açısından hem toplum açısından zararlarını ele aldığımız, örneğin bir yalan söylemek gibi, örneğin gıybet etmek gibi, örneğin iftirada bulunmak, suizan yapmak gibi bazı davranışların, yalan söylemek gibi bazı davranışların hem topluma hem kişiye zararları nedir? Bu davranışların toplum ve fert açısından değerlendirilmesi diyebileceğimiz yüksek lisans öğrencimizle yazdığımız bir tebliği sunacağız. Tam metnini de kongreye gönderdik. İki bildiri daha sunacağız. Bunlardan birisi Hasan Elbenna'nın 2018 yılında yayınlanmış bir kitabı var. Hadis Risalesi yazmış. Onu değerlendirdik. Ayrıca Peygamberimizin İnni le usafiu en-nisa'a adlı bir hadis. Kitaplarında meşhur bir hadisi var. Biat anında erkeklerin ellerini sıkan Allah Resulü'nü Ankara İstanbul yolu, İstanbul yolu Yeni Çağ'dan sağdan ayrılır. Ankara soldan köprünün üstünden tem oto yoluna çıkar. Yani araçlar dur kalk dur kalk. Çay cumada, devrekte, yolda bazı yerlerde müşteri aldığı için yaklaşık bir saat rotar yapabiliyorlar. Yani 3 saatlik yolu siz 4 saatte alabiliyorsunuz. Bu gibi riskleri de göz önüne alıp biletlerinizi ona göre ayırmanız lazım. Biz yarın akşam inşallah intikal edeceğiz. Evet, büyük araçlar geliyor. Acaba bizim aracımız mı? İstanbul, Ankara da ardından gelecek herhalde. O hadisle ilgili bir çalışma yaptık. Hadis kitaplarında rivayetlerini inceledik. Bu konuda farklı görüşler varsa onları irdelemeye gayret ettik. İnşallah 3 bildiri sunacağız. Rabbimiz muvaffak eylesin.
Araçlar buradan çok hızlı geçiyor. İnşallah bizi unutup gitmezler yani. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kalın sağlıcakla.